Erdem Timur haklı çıktı işte operasyonun babasını yaptılar. Yani ben buradan Erdem Timur'a şunu söylüyorum ya. Diyorsunuz ki sezon sonunda elimdeki bilgi de açık. Şimdi açıklayın ya. Açıklayın da iş bittikten sonra kamyon devrildikten sonra açıklamanın hiçbir kıymeti yok ya. Hiçbir kıymeti yok. Bak Lala Hanım'ı görmediniz mi neler yapıyor? Galatasaray maçında var hakemine er, ben söylemiyorum ama bunun canlı kaydı var şeyde. Ee, Fırat Aydın Usta. Kendi söylüyor. Arıyor hakemi. Var hakemini. Çağırmadığı için tebrik eden Teşekkür ediyorum diyor sana. Mertensi'ye ee, arkadan basmaya. Sonra çıkıyor televizyonda dün de açıklamıyor, O pozisyon kırmızı karttı diyor Galatasaray. Kendi söyleyemiyor ya. Ama teşekkür ediyor. Bu maçtan sonra da Kadir Sağlam'la var ya Erman Hoca iyi yönetti diyor. Herhalde başka maçı seyrettik biz. Kadir Sağlam'la şeye telefon açsın. Özgür, Özgür Yanköy'e. Yanköy e. Tebrik ediyorum sizi Galatasaray'ın ent bolleri, voleybol maçı oynayan Başakşehir'in pozisyonlarını görmediniz ve vermediniz diye. Türkiye gördü ya. Türkiye gördü. Aynı Kadir Sağlam Antalya maçında aynı pozisyonda penaltıyı verdi. Seyret. Varsa bulurlarsa versinler. Tartışmalı pozisyonlar evet. bu arada birazdan tek tek, tek, tek ekrana gelecek. Ama gelecek. Galatasaray takım mağlup olmuş başka bir konu. Ama sen niye müdahale ediyorsun oyuna? Bak biz yayıncı kuruluşuz. Serkan yıllarca burada müdürlük yaptı. Hocam yıllardan beri tanırım. E, şeylik, antrenörlük yapıyor bu işlerde. İşin gerçeği bu. Yayıncı kuruluşuz ya. Siz bizim ekmeğimize niye oynuyorsun ya hakem dünyası? Niye oynuyorsun? Belki bu final Galatasaray 5'te Fenerbahçe finaline gidecek. Sen Galatasaray önünü kesmekle yükümlü müsünüz? Lale Orta Hanım sizi getirenlerden biri Göksel Gümüşdağ olduğu için oraya. Böyle mi olması lazım bu maçın? Böyle mi olması gerekiyor? İki tane net, bence Mert Ersin attığı 50 attığı iş doğru. Galatasaray'ın attığı gol offside doğru. Ama iki penaltı seyrettiniz. Neye bakıyorsun Özgür Yanker? Sen top oynamışsın ya. Evet, ilk yarı ve ikinci yarıdaki el pozisyonları. Bunların hepsi Türkiye'de her yerde hakem. Açın eski hakemlere bakın. Hepsi penaltı diyor. Şimdi geçen hafta Ayıp sonu ya. ligde Var'ın Ayıp. müdahale edip çağırmaması çok tartışılmıştı. Bu maçta da benzer şeyler yaşandı. Evet. Bu tartışma böyle. Sürüm ne olacak yani? gidecek Gitti, herhalde. Galatasaray takımı bu kadar kadro yapmışsın. 100 milyonun üzerinde kadro. Sen Başakşehir eleyebilir Galatasaray takımına. Buna sözüm yok. Başakşehir Galatasaray'ı yenebilir. İyi kadrosu var. Ama sen hakem olarak doğruları yapacaksın. Görmediniz mi maçları anlatanlar ya? Nasıl bunun yorumunu yapmıyorsunuz? Bu pozisyonların neden penaltı olmadığı olduğunu söyleyemiyorsunuz? Ya anlatırken yorumlamak e, çok yaygınlık. Hayır. Tarzı değil hocam. Hayır, ne fark Şimdi... eder. Ben ben söyledim bunları. O zaman gelecek tarzı değil. ben Evliyedaman'ın adama tekme attığını kırmızı kart dedim. Daha sayıda oynarken. Orada çok bariz net bir. Hayır darbe abi, vardı başkası orada. değil de diyebilir. Ben pas geçerim onu. Pas geçerim. Ama tabii ki mutlaka Erman'a pozisyonlarla ilgili yorumlarını yapacaktır. Ağustor yapacaktır. Yapsın mutlaka ama ben bir şey sana söylüyorum. Bu iki tanesi net penaltı. Net penaltı ikisi de. Çünkü aynı hakemin aynı pozisyonu verdiği penaltı var Antalya maçında Antalya, kendini inkar ediyor. Antalya Spor'un rakibi kimdi? O maçı... Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray Antalya ya. Galatasaray Antalya. Evet. Spor Icardi'nin attığı gol. Seher... Tamam. E, o pozisyonu e, güvenden rica edelim ilerleyen dakikalarda Galatasaray Antalya Spor Icardi'nin attığı penaltı öncesi penaltının oluşumunu arkadaşlarımız hazırlayacak çok S benzer pozisyonlar. Benzer. Yine ben Kadir. ben sevgili Serkan'la yıllarca program yaptım bilir. Ben bu işleri unutmam kolay kolay? Yok hiç. Üç unutmam yani. yani dakikasını bile hatırlar yani. Bırak Peki. gününü. Yani. Şimdi röportajlara gitmeden herkesten e, Levent Üzemem müsaadenizle tek tek bir Tabii. maç yorumunu alayım kısa kısa şöyle bir değerlendirme... Hmm. çünkü röportajlar başlayacak. E, Emre Belezoğlu konuşamayacak. 38'de oyundan atıldı kırmızı kartla. Okan Buruk bakalım neler diyecek. E, Nedim Yiğit hocam e, Galatasaray elendi Başakşehir turu geçti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? Her iki takım da. Başakşehir'in 3-4 haftadan başlayan bir formsuz durumu vardı. Galatasaray'da Dünya Kupası'ndan ve mil takım arasından sonra o ilk yarıdaki o formda baskın oyununu sürekli rakip alanda baskıyla olan oyunundan biraz zaaflar göstermişti. Bu maç eksiği diyebiliriz, eksikler diyebiliriz. Oyuncuların yanlış seçimi demiyorum ama sakatlıklardan dolayı kullanamaması diyebiliriz. Dolayısıyla ligin dışında ki ben son Adana Demirspor maçı içinde maçtan önce bir yorum yapmıştım. Yani Galatasaray bu maçı aldı ama maçın en önemli aktörünün seyirci olduğunu, çok önemli bir baskı yaşattığını özellikle Adana Demirspora, Adana Demirspor'un çok doğru oynadığını ama Galatasaray'ın da özel yetenekleri sayesinde bu maçı aldığını söylemiştim. Burada sıkıntılar yaşadı Galatasaray kendi adına özellikle Zaniolo'nun ve Kerem'in bence. E, arka tarafta bıraktığı boşluklar, e, burayı da iyi kullanan bir Başakşehir ön üçlüsü vardı. Böyle değerlendiriyorum. Özellikle e, Kaan Ayhan'ın hani e, daha öncesinde fol var mı yok mu diye tartışılan pozisyonu var, iyice çizgide. Ben teknik olarak bir stoperin neden o kadar çizgide olduğunu e, düşündürmek istiyorum. İşte orada Zaniyalan'ın geri dönme işi bu aya yardıma giden merkezi bırakan bir stoperin olması olarak düşünüyorum. Dolayısıyla oyun yapısı biraz. Bozuldu Galatasaray'ın. E Başakşehir çok sıkı başladı oyuna. E, Kapacağı toplarla hızlı hücum ki böyle de iki gol buldu bu zaaflardan. E, dolayısıyla böyle çok ortada bir maç gibi görünürken işte daha sonra konuşacağız. E, penaltı mı değil mi? E, offside mi değil mi? Birçok e, tartışmalı karar oldu. onlar da maç içinde e, konuşuruz. Hem hakemlik pozisyonları hem... E, oyun içindeki teknik taktik pozisyonları Hı. da konuşacağız. Serkan Korkmaz e, için nasıl bir maçtı? Beraber izledik. Şimdi bu maçtan aklımızda ne kalacak? Yıllar Hı. sonra ne konuşacağız? Öyle şeyler de e, gündeme gelecek. Hani ben de kendi baktığım pencereden şunu söyleyeyim. E, ben de Levent abiye katılıyorum. E, bir pozisyon özellikle, e, özellikle bir pozisyon. E, gri pozisyon, siyah pozisyon ve beyaz pozisyon var hakemlikte. Tartışmaya açık hmm. pozisyonlar var. Gri hmm. alan geniş. <laughs> Pek çok pozisyon var ki, aa öncesinde offside vardı belki ondan o penaltıyı görmedi falan filan. Ama bir pozisyon var ki, onu birazdan pozisyonları konuşurken söyleyeceğim. O pozisyon içinde bulunduğumuz atmosferde, yani bu iklimde, işte dün MHK Başkanı yabancı danış danışmanı Dallas'la birlikte yayın yapmışken günlerdir, e, MHK Başkanı Sayın Lale Orta trend topikken e, bir karar var ki hakikaten e, gazeteci refleksiyle onu ayrı bir yere koyuyorum. O da limanın elle oynadığı özellikle seçtim. İkinci yarıdaki. Elle oynadığı. Elle ceza sahasındaki bir tehlikeyi uzaklaştırdığı pozisyon. Şimdi o pozisyona bir şey bulamıyorum. Şimdi genelde ben tersten gidiyorum hakem kararlarında. Ha şöyle düşündü belki öyle olduğu için öncesinde faal mı vardı acaba falan. İşte ayak kalktı Başakşehir'in golünden önceki faal itirazlarında acaba şöyle mi düşündü. Hani hep hakemi haklı çıkartacak şekilde önce bir hakemin avukatlığını yapıyorum kendi içimde. Yıllarca hakem tartışma programı da yapmış bir e, meslektaşın olarak söyleyeyim bir abin olarak söyleyeyim. Ama bir pozisyon var ki işte o pozisyonu o bana çok kafa karıştırıcı ve tuhaf geldi. Onu konuşmak isterim. Bunun dışında Galatasaray bu takımı 7-0 yenmişti. O Galatasaray ile bu Galatasaray arasında kadro kalitesi olarak çok büyük farklar yok ama Levent abi de birazdan detaylandıracaktır. Ne hocam da? Okan Buruk'un bazı ilk 11 tercihleri, oyuncu değişikliği, yoğunluğu tercihleri ve dakikalarında bence sıkıntılar da vardı. Hani Galatasaray adına yenen gollerdeki savunma hataları falan facia. Onları da belirtmek lazım. Yani her şeyi hakem arkadaşımız Kadir Sağlama ve özellikle maçtan önce övdüğüm, var performansını övdüğüm Özgür Yankaya'ya yıkmak taraftarı olmasan da bir pozisyon, Okan Buruk geldi. Bir pozisyon çok kafa karıştırıcı. Okan Buruk bakalım neler söyleyecek Emre Kaplan'ın yanında.